Arkadaşlar merhabalar. Video konu anlatımlı dersimize devam ediyoruz. Bu hafta 9. sınıfın son ünitesi olan İslamiyet'in kabulü ve ilk Türk İslam devletlerine geçiş yapacağız. Bu hafta işleyecek olduğumuz konu başlıkları ise Türklerin İslamiyete girişi, Talas Savaşı, Türklerin İslamiyeti kabul etme nedenleri, Türklerin İslamiyeti olan hizmetleri ve ilk Türk İslam devletleri olacak. İlk Türk İslam devletlerinden Karahanlılar ve Gazzeniler bu haftaki konularımızın içerisinde. Türklerin İslamiyeti kabulünü vermeden önce Orta Asya'da genel inanış biçimi olan gök tanrı inancının genel özelliklerine değinelim. Gök tanrı inancına göre e, tanrı birdir ve eşi ortağı yoktur. Yeryüzü ve gökyüzünün e, yaratıcısı olan tanrı görülmez ve şekillendirilemez. Put ve putlaştırma gök tanrı inancında yoktur. Darda kalan bir Türk... E, tanrısına yalvarıp yakarırken... Ya da işte... E, sevinç ve şükranlarını dile getirirken... Sade bir dil kullanır. E, yine... Türklerde... Yılın belirli günlerinde... E, eski atalarının... Ruhlarının azapta kalmaması için... E, tanrı adına... Kurbanlar kesilirdi. Bu özellikler gök tanrı inancının... En belirgin özellikleridir. İslamiyete geçmeden önce de e, Türklerin Araplarla olan e, yakınlaşma süreçlerine değineceğiz arkadaşlar. Bu yakınlaşma ve e, savaşlar sonucunda Türkler İslamiyetle kaynaşıp ve İslamiyet dinini kabul etmeye başlayacaklar. İlk olarak Hazreti Ömer döneminde İranın fethedilmesiyle Türklerle Müslüman Araplar komşu olmuştur. Hazreti Osman döneminde İslam ordularının Ceyhun nehrine kadar ilerlemesi Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk mücadelelere neden olmuştur. Ve bu dönemde Hazar Türkleri ile İslam ordularının arasında yapılan bir Belencar savaşı yaşanmıştır. Savaş sonucunda Hazar Türkleri İslam ordularını Kafkasya'da durdurmuşlardır. Emeviler döneminde ise Türkler İslamiyet'in hizmetinde yer almaya başlamışlar. Ancak Emevilerin Arap olmayanlara karşı uygulamış oldukları mevali politikası sonrasında Türklerin İslamiyet'e geçişi gecikmiştir. Emevi devletinin yıkılmasından sonra Abbasiler Orta Asya ve İpek Yolu hakimiyeti için Çinlilerle mücadelelere girmişler ve e, Türkler bu mücadelelerde Çin'in yerine Abbasilerle işbirliği yapmışlar ve Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk iyi ilişkiler bu dönemde yaşanmıştır diyebiliriz. Yani 751 yılında Çinliler ve Abbasiler arasında bir Talas Savaşı yaşanacak. Talas Savaşı'nın ardından e, Abbasi Devleti'nin uygulamış olduğu hoşgörülü politika sonrasında Türkler İslamiyet'e geçiş yapacaklar. Detaylı olarak Talas Savaşı'na değinecek olursak arkadaşlar Abbasiler ile Çinliler arasında savaş yapılmıştır. Savaşın ya e, bu savaş sırasında Türk boyları olan Karluklar, Yağma ve Çiğil, Tusi boyları e, Abbasî devletini desteklemişlerdir. Savaşın nedenlerine baktığımızda Abbasî devletinin İslamiyeti yayma düşüncesi, Kafkaslarda hakimiyet kurmak istemeleri ve Çin'in bölgede yayılmalarını engellemek İpek Yolu ticaretini de kontrol altına almak istemesi diyebiliriz. Savaşın sonucu Türk tarihi açısından önemlidir. Çünkü İslamiyetle tanışma ve İslamiyete geçiş aşamalarında dönüm noktası olacak arkadaşlar. Savaşın sonucunda Çin'in Orta Asya'ya ve İpek Yolu ticaretine egemen olması engellenmiştir. Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başlamışlardır. Müslüman Arapların Orta Asya'daki etkisi artmış ve İslam dini Orta Asya'da hızla yayılmaya başlamıştır. Çinlilerin dünya uygarlığına kazandırdıkları kağıt, matbaa, barut, pusula, mürekkep gibi buluşlar Müslüman Araplar tarafından öğrenilmiştir. Yine e, Çin dışında ilk kez kağıt Semerkant'ta üretilmeye başlanmıştır ve İlk Müslüman Türk devletlerinin kurulmasına da ortam hazırlanmıştır Talas Savaşı sonucunda. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar olmuş. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları olmuş. Ve yine Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar olmuş. Bu üç bilgi birbirine çok karıştırılır arkadaşlar. Boy denilirse Karlukları alıyoruz. İlk Türk devleti denilirse yani İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti diye sorulursa İtil Bulgarları. Eğer sorunun başına Orta Asya'yı getirirse Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti denilirse Karahanlılar diyoruz. Bir de bunların dışında eğer soruda bize Mısır'da kurulmuş olan ilk Türk İslam devleti denilirse Tolunoğullarıdır diyeceğiz. Ben onu buraya eklemedim. ileride onu da göreceğiz ama bu bilgiler sıklıkla karıştırılır arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken yer. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenlerine baktığımızda yine gök tanrı inancı ile İslamiyet arasında olan benzerlikler İslamiyet'in kabulü, kabul edilme sürecini hızlandırmıştır diyebiliriz. Türklerin farklı inanışlara karşı hoşgörülü bir Bakış sergilemeleri İslamiyete geçişi kolaylaştırmıştır. Türklerdeki ölümden sonraki yaşam inancı ile İslamiyetteki ahiret inancının birbirine benzemesi, İslamiyette de tek tanrı inancının olması, Türklerdeki temizlik anlayışının İslamiyette de olması, yine Türklerdeki cennet ve cehennem kavramlarının İslamiyetteki inanca benzer olması her iki inançta da kurban kesme geleneğinin bulunması, Türklerde de Müslümanlarda da din adamlarına ayrıcalığın verilmemesi, önemli bir ruhban sınıfının bulunmaması diyebiliriz. Türklerde bulunan cihan hakimiyeti anlayışının İslamiyetteki cihat anlayışı ile benzerlik göstermesi ve her iki kültüründe savaşçı özelliklerini pekiştirmesi ee, her iki kültürde temizliğe önem verilmesi gibi nedenler olarak sıralayabiliriz arkadaşlar ve bunun yanında Abbasi devletinde uygulanan hoşgörü politikası sonucunda Türkler İslamiyete geçiş yapmışlardır. İslamiyeti benimsemiş olan Türkler arkadaşlar zamanla İslamiyete hizmette bulunmaya başlamışlar ve e, bu hizmetlerini sınıflandıracak olursak siyasi ve idari alanda İmar ve bayındırlık alanlarında, askeri alanda, eğitim, kültür ve sanat alanlarında diye gruplandırmamız mümkündür diyebiliriz. İlk olarak arkadaşlar Türkler Abbasilerden itibaren İslam devlet yönetiminin önemli birimlerinde görev almaya başlamışlardır. Avasım şehirlerine yerleştirilen Türkler Abbasileri Bizans tehlikesine karşı korumuştur. Yine Türklerin askeri karakterlerini korumak ve ondan faydalanmak için yine Abbasiler döneminde Samarra adında ordugan şehirleri oluşturulmuştur ve bu şehirlere Türkler yerleştirilmiştir. Başka arkadaşlar önemli bilim adamları yetiştirmişlerdir. Biruni, İbn Sina, Farabi gibi ve İslam uygarlığının gelişmesine katkı sağlamışlardır. İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasını sağlamışlardır. Asya, Avrupa gibi kıtalarda İslamiyet Türkler tarafından yayılmıştır. Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskılarına son verilmiştir. Haçlı seferleri, Moğol saldırıları gibi önemli dış tehditlere karşı İslam dünyası korunmuştur. Şii Büvey oğullarının baskılarına karşı Abbasi halifesi korunmuştur arkadaşlar yine ee, bunun dışında bayındırlık faaliyetlerinde ve imar faaliyetlerinde bulunarak medreseler camiler türbeler açılarak yine eğitim faaliyetleri de güdülmeye çalışılmıştır Türkler tarafından. Bunun dışında arkadaşlar e, yani e, Türklerin İslamiyetin Türkler arasında yayılmasının dışında e, farklı coğrafyalarda da İslam dinini kabul eden e, kavimler ortaya çıkmış Berberiler, Acemler ve Kürtler. Kuzey Afrika'da yaşayan bir kavim olan Berberiler başta tabiat güçlerine inanmış ve daha sonra Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarını benimsemişlerdir. Hazreti Osman döneminde de Müslümanlar ile Berberiler arasında çarpışmalar yaşanmış ve Emevilerin Kartacayı fethetmeleri sonucunda Berberiler İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır ve İslamiyeti benimsemekle birlikte de milli benliklerini kaybederek Araplaşmışlardır arkadaşlar. Arap Yarımadası'nın dışında İslamiyeti yayma faaliyetine girişen Araplar zamanla Acemlerle iç içe geçmişlerdir. Yine Acemlerin de İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte birçoğunun Araplaştığı görülmekte arkadaşlar. Son olarak da Kürtler var. Kürtler de Hazreti Osman döneminden itibaren İslamiyeti benimsemeye başlamışlar ve Abbasi Devleti'nde de Kürtlerin askeri potansiyelinden yararlanılmıştır diyebiliriz. Bu konu aynı zamanda MEP kitabında da yer almış arkadaşlar. İslamiyetin Türk devletli toplum yapısına etkisine baktığımızda ilk Türk İslam devletlerini göreceğiz. Birinci devletimiz Karahanlılar arkadaşlar. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Karluk, Yama, Çiğil gibi önemli Türk boylarının Uygur, der, Uygur devletine son vermesiyle 840'da kurulmuştur arkadaşlar. Aynı zamanda bu devlete Hakaniye ve İlikanlar da denilmektedir. Bilinen ilk hükümdarı Bilgekül Kadirhan'dır. Devlet Saltuk Buğrahan döneminde İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmişler ve Saltuk da İslamiyet'in benimsenmesinden sonra Abdülkerim adını almıştır. Bu da bize Arap kültüründen Karahanlıların etkine, etkilenmiş olduklarını göstergesidir diyebiliriz. E, Gazzenilerle mücadeleler yaşanmış ve arkadaşlar Gazzenilerle yapılan ittifaklar sonucunda Samanoğulları devletine son verilmiştir. Balasagun, Kaşgar, Buhara ve Semerkant gibi önemli şehirler ele geçirilmiş ve İpek yolu ticaretinin önemli uğrak noktalarına sahip çıkılmış ve ticaret geliştirilmeye çalışılmıştır. Ticaretin geliştirilmeye çalışıldığını arkadaşlar kervansaraylar yaparak da ortaya koyduklarını biliyoruz. Bu dönemde yapılmış olan kervansaraylara ribat adlarını vermişlerdir. Devlete en parlak sürecini Yusuf Kadir Han yaşatmıştır. Sınır komşuları olan Gaznelilerle girişilen mücadeleler ve haneden üyeler arasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı Karahanlılar 1042 yılında önce ikiye ayrılmışlar, doğu ve batı olmak üzere. Daha sonra doğu Karahanlılar Karayitaylılar tarafından, batı Karahanlılar da Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar arkadaşlar İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunmuşlar ve e, Türkler arasında İslamiyet'i yaymışlardır. Türk töresini devam ettirmişler ve milli benliklerini korumuşlardır. E, resmi yazılarında Uygur alfabesini kullanmışlardır ve ilk bursluluk sistemini Uygurlar başlatmışlardır. İslamiyet eğitime önem veriyordu ve başlatmışlardır. E, Karahanlı Devleti'nin de eğitime önem verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Her iki kültüründe sentezi olarak ilk bursluluk sistemini başlatan devlet Karahanlılar olmuş. Yöneticisi ve halkı tamamen Türktür devletin. Yani ana yurtta kurulmalarından dolayı arkadaşlar Orta Asya'da kurulmaları hem halkını hem de yönetici kitlesinin Türklerden oluşturduğunun bize göstergesidir. İlk kez Türk İslam edebi eserler Karahanlılar döneminde oluşturulmuştur. Gulam sistemi de bu dönemde ilk defa uygulanmaya başlanılıyor. Ve e, çok sayıda mimari eserler ortaya konuluyor. Cami, medrese ve sosyal kurumlar yapmışlardır. Bunlara örnek verecek olursak kalan Minare, Talhatan Baba Cami, Ribat-ı Melik, Tirmiz Sarayı gibi önemli eserler bırakılmıştır diyebiliriz. Karahanlı Devleti'nin e, milli benliklerini koruduklarına, ulusal olduklarına ve Türk geleneklerine bağlı olmalarına kanıtlar gösterecek olursak ikili devlet yönetim anlayışını uygulamış olmaları, Uygur alfabesini kullanmaları, Türkçeyi resmi dil haline getirmeleri, hükümdarlarına han, hakan gibi unvanlar vermeleri Ayrıca Türkçenin Arapçaya üstünlüğünü ortaya koyan eserler, yazmaları, eserler bırakmaları kanıt olarak gösterilebilir. Yani tüm bu saydığımız özellikler Karahanlı devletinin ulusal özellikleridir diyebiliriz. İlk Türk İslam eserlerine baktığımızda arkadaşlar dört tane önemli eserin Karahanlılar döneminde bırakıldığını görüyoruz. Birinci eserimiz Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutatku Bilik'tir. E, mutluluk veren bilgi anlamına gelir eser. Türk İslam tarihinin ilk yazılı edebi ürünüdür. E, devlet yönetim devlet yönetimi hakkında bilgiler içermektedir ve bu yönü özel bu özelliğiyle de ilk siyaset name olarak bilinir. İkinci eserimiz arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügatu Türk'tür. Ee, Türkçe'ye ait ilk sözlüktür. Önemli özelliği budur. Aynı zamanda sözlüğün sonuna ilk Türk dünya haritası çizilmiştir. Kaşgarlı Mahmut tarafından. Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan bir eserdir. Bu da milliyetçilik özelliğini gösterir. Üçüncü eserimiz Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış Atabeytül Hakayık'tır. Gerçeklerin eşi anlamına gelir. Öğüt niteliğinde yazılmış bir eserdir. Dördüncü eser Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan Divanı Hikmettir arkadaşlar. Bu da Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği sayılmaktadır. Yine ahlaki öğütler içeren bir özelliğe sahiptir. Kutadgu Bilig ile divan Hikmet'in birbirine karıştırılmaması gerekir. Birisi Türk İslam tarihinin ilk yazılı eseri, diğeri ise Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir. Burayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iki bilgi de birbirine karıştırılır. Bunun dışında Karahanlılar Türk İslam devletlerinde sözde edebiyatın ilk ürünü olan Türklerin İslamiyet'e geçişini anlatan Satık Buğrağan Destan'ı da ortaya koymuşlardır. Yani önemli bir eserdir yine. Bunun da Karahanlılar döneminde ortaya bırakıldığını, ortaya çıkarıldığını bilelim. İkinci devletimiz olan Gazzeniler arkadaşlar. ikinci Türk İslam Devleti. Gazzeniler Karahanlıların saldırıları sonucunda Samanoğulları devletinin zayıflamasıyla birlikte Horasan'da valilik yapan Alp Tekin tarafından Gazze'de kurulmuştur. devlet ismini kurulduğu bölgeden almaktadır. E, Sebük Tekin döneminde tam bağımsızlıklarına ulaşmışlardır ancak devleti en parlak dönemini Ganzeli Mahmut yaşatmıştır. Bu devletin bayrağı ilginç arkadaşlar. Ona dikkat etmek istiyorum. Ee, yeşil zemin üzerine bir hilal, bir de tavus kuşu e, sergilenmiş. Hilal e, Türk devleti olduğunu kanıtı. Tavus kuşu da saltanatı simgeliyor. Ganseni Mahmut dönemine baktığımızda bu dönemde önemli Merkezler ele geçirilmiş ve devletin sınırları genişletilmiştir. Buhara, Horasan, Bel, Kabil gibi önemli kentler alınmış ve Şii oğulların baskısına karşı Abbasi halifesi kurtarılmıştır. E, bu kurtarılma sonucunda da Abbasi halifesi Gazili Mahmut'a sultan unvanını vermiştir. Gazili Mahmut Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olarak bilinir. Gazneli Mahmut döneminde Hindistan'a 17 sefer düzenlenmiş arkadaşlar. Yapılan seferlerin amaçlarına baktığımızda ülkenin sınırlarını genişletmek, İslamiyet'i yeni alanlara yaymak, yayılış alanını genişletmek yine ve Hindistan'ın zenginliklerini ele geçirmek gibi e, gruplandırabiliriz. Siyasi amaç, dini amaç, ele, ekonomik amaç olarak. İlk iki amaçta bize e, gaza ve cihat anlayışının uygulanmaya çalışıldığını gösterir. Seferlerin sonuçlarına baktığımızda da İslamiyetin yayılış alanı artırılmıştır. Yeni alanlara, geniş alanlara yayılmıştır diyebiliriz. Yine Hindistan coğrafyasına hakim olunarak ülke sınırları genişlemiştir. Ayrıyetten e, Afganistan, Pakistan Bankledaş gibi önemli Müslüman devletlerinin kurulmasına zemin hazırlanılmıştır. Baharat yolu denetiminde Gazzeniler e, hakim olarak devletin gelirleri artırılmış ve ele geçirilen ganimetlerle de Gazne şehrinde arkadaşlar önemli mimari yapılar ortaya konulmuştur. Örneğin leşkeri, bazar sarayı, parklar, bahçeler gibi önemli yapılar bırakılmıştır diyebiliriz. Gazneliler imparatorluk karakteri taşıyan ilk Türk e, İslam devletidir. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Gazneliler kozmopolitik e, kozmopolitik bir yapı gösterir. Bu özellikle devletin e, siyasi birliği sağlama noktasında e, zorlaştırmıştır diyebiliriz arkadaşlar. İleride devletin yıkılmasına da neden olan unsur bu kozmopolit yapı olacak. Devletin bilim dini Arapça Saray dili Türkçe, edebiyat dili Farsçadır. Bu dönemde Elburuni Gazneli Mahmut tarafından saraya alınmış ve kendisi için Gazneli Mahmut "sarayımın en kıymetli hazinesi" sözünü kullanmıştır. Bu da hem Gazneli Gazneliler devletinin hem de Gazneli Mahmut'un bilime verdiği önemin göstergesidir. Gazze'li Mahmut'tan sonra yerine oğlu Sultan Mesut geçmiş ancak Sultan Mesut babası gibi devlet yönetiminde çok da başarılı olamamıştır arkadaşlar. Sultan Mesut döneminde Gaz e, Büyük Selçuklu Devleti ile e, Nesa, Sera, Dandanakan gibi savaşlar yapılmış ve bu savaşlar sonucunda e, Gazeniler yıkılma sürecine girmişler. Ve e, 1187 yılında Gurlular tarafından arkadaşlar devlet... Yıkılmıştır diyebiliriz. Gazzenilerin yıkılışının en büyük nedenleri, nedenine baktığımızda da devletin kurucularının Türk halkın ise farklı uluslardan oluşmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Birkaç tane soru ekledik. E, bu soruları da çözelim ve işlemiş olduğumuz konuları pekiştirelim. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde eski Türk inancı ve anlayışı ile İslamiyet arasında benzerliklerin bulunması etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir demiş. Adana din adamlarını ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfının olmaması, Bolu temizliğe önem verilmesi, Ceyhan ahiret inancının olması, deniz hırsızlık, yalancılık, adaletsizliğin yasak olması, Edirne tabiat güçlerinin kutsal sayılması. Arkadaşlar İslamiyet ve gök tanrı inancına baktığımızda her iki inançta da Adana, Bolu, Ceyhan ve Denizli şık, e, şıklarının olduğunu görüyoruz. Ancak tabiat güçlerinin kutsal sayılması İslamiyet'te olan bir özellik değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. İkinci soruya baktığımızda İlk Türk İslam devletlerinden olan Karahanlılar, Karluk, Yağma ve Çeyil Türkleri tarafından Türkistan'da kurulmuştur. Ordusu, sarayı ve halkı Türklerden oluşmuştur. Buna göre Karahanlılardan gelişmelerinden hangilerinin gerçekleşmesi beklenemez demiş. 1. Türk örfüne uyulması. 2. Devlet yönetiminde başka ulusların görev alması. 3. Türk İslam kültürüne ait ilk eserlerin yapılması. Arkadaşlar baktığımızda Türk örf Türk örfüne uyulduğunu görürüz. Çünkü neden? Zaten Orta Asya'da kurulmuş olan bir Türk devletidir. İslamiyeti benimsemekle birlikte Türk kültürünün, törenin de uygulandığını görüyoruz. O yüzden birinci öncülümüzü kabul edebiliriz. Devlet yönetiminde başkulluların görev alması demiş. Devlet ordusu, sarayı ve halkıyla ee, hepsi Türklerden oluştuğu için ikinci öncülümüzü kabul edemiyoruz. Başka uluslara görev anlamında yer verilmemiştir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Türk İslam kültürüne ait ilk eserlerin yapılması demiş. Evet bu öncülümüz doğrudur ancak yukarıda verilen bilgiler bilgiler ışığında üçüncü öncülü ulaşmamız imkansız arkadaşlar. Üçüncü öncül doğru olmasına rağmen kabul edemiyoruz soru gereğince. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 Edirne şıkkıdır. Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki hangi olayın sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Orta Asya'da Çin baskısı ortadan kalktı. İslamiyet Orta Asya'da yayılmaya başladı. İlk Müslüman Türk devletleri kurulmaya başladı. Talas Savaşı, Dandanakan Savaşı, Malazgirt Savaşı, Katvan Savaşı ve Harçlı Seferleri. Arkadaşlar Dandan Akan, Malazgirt, Katvan ve Harçlı seferlerini daha henüz görmedik. İşlemediğimiz konular. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Talas Savaşı olacak. Talas Savaşı da e, Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan bir savaş. 751'de meydana gelmişti. Yapılan savaşta Türkler Abbasileri desteklemişlerdi ve ilk kez İslamiyet Türkler tarafından benimsenmeye başlıyordu ve ilk Türk İslam devletlerinin temelleri atılıyordu. Sorumuzun doğru cevabı Adana. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra da töreye bağlı kalmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Adana eski dini inançlarının devam etmesine, Bolu şer'i hukukun yanında örfü hukukun da uygulanmasına Ceyhan hükümdarların halifeye bağlı kalmasına, Denizli orduların zayıflamasına, Edirne İslam dinini hızla İslam dininin hızla yayılma, yayılmasına. Soruya baktığımızda arkadaşlar, İslam dini kabul edildi ancak Türkler töreye de bağlı. Töreyi de devam ettiriyorlar. Yani töre örfi hukuk anlamına gelir arkadaşlar. Örfi hukuk e, Türklerin Orta Asya tarihinden itibaren e, başlatmış oldukları Tüm genel e, sözlü kurallar bütünüdür. O yüzden örfü hukuk olarak geçer. İslamiyetle birlikte örfü hukukunda devam ettiğini görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bol şıkkıdır. Şer'i hukuk İslamiyetle birlikte dahil olmuştur. Örf hukuk zaten Orta Asya'da hakim olan e, söz sözlü hukuk kurallarıdır demiştik. Son sorumuz arkadaşlar. Karluk, yağmı ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Karahanlılar devletinde eğitim, kültür ve sanat anlayışının özellikle Satuk-Buğrahan döneminde değişmeye başladığı görülmektedir. Bu duruma neden olan e, unsur aşağıdakilerden hangisidir demiş. Türkistan'ın ele geçirilmesi, Gök inancının kabul edilmesi... Türkler arasında İslamiyet'in yayılması, veraset sisteminin değişmesinin, dış politikada başarının gecikmesinin. Karahanlılar Devleti'ne baktığımızda Saltuk Buğrağan döneminde ilk kez İslamiyet Türkler tarafından kabul edilmeye başlanılıyor ve İslamiyet devletin resmi dini haline getiriliyor arkadaşlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Türkler arasında İslamiyet'in yayılması olur. Ceyhan. Bu haftalık dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu notları da defterinize geçirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.